Can Tay, Türkiye onu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıdı. 2 yıldır kanserle savaşıyordu genç kız. Kendine demir kadın diyordu. Bunu derken kanser yüzünden kaybettiği bacağının yerine koyduğu protezden esinlenmişti. Ama bizce demir kadar güçlü yüreğinden geliyordu bu isim. Çünkü hayat doluydu. Hastalığıyla mücadele ederken yaşadıklarını, hissettiklerini, hayallerini milyonlara anlatabilecek kadar da güçlüydü. Ve sadece kendisine değil, başkalarına da umut olacak kadar da koca yürekli. Hastalığı üst üste tam 4 kez nüksetti ve dün akşam umudunu, yaşama sevincini, güçlü duruşunu, Karadeniz inadını ve savaşçı tarafını miras bırakarak 21 yaşında ayrıldı aramızdan ve bize de söyleyecek tek bir söz kaldı. Mücadelen güzeldi Neslican, mücadelen çok güzeldi. Kendinizi sevin, bedeninizi sevin. Ha, ruhunuz başka bedende bulmayacak. Saçlarınızı, kilonuzu, boynuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin. Kanser çok kötüydü, çok inatçıydı ama ben daha inatçıydım. Hayatta kalmak istiyordum. Yalnızca 20 yaşındayım ya dedim. 20 yaşındayım daha. O umuttu. Yaşam gücüydü. Mücadelenin diğer adıydı. Amansız hastalığına karşı verdiği savaş boyunca insanlığa muhteşem değerler hatırlattı. Ve Neslican Tay öğrettiği her şeyi miras bırakıp 21 yaşında göçtü bu diyardan. Her şey bacağımda küçük sızılar hissetmemle başladı. Kanser olduğumu öğrendim ki sadece bacağımdaymış. Ama tabii ki 3. evrede biraz büyük. Büyük bir savaşçı olmaya, üniversite sınavına 2 hafta kala tanıştığı kanserden sonra karar verdi. Yapmak istediğim bir sürü şey varken hayattan vazgeçmek istemedim. 4 elle tekrar sarıldım. Büyük bir cesaretle girdi ameliyata. Çıktığındaysa tümör bedeninde değildi. Ama sol bacağı da yoktu artık. Her şeyimi kaybetmişim gibi hissettim. Bacağımı kaybettim. Kanserin geri gelmeyeceğinin garantisi yoktu maalesef. Saçlarımı kaybetmiştim. Arkadaşlarım üniversiteye başlamıştı. Bense bir bacağımı bir siyah poşette hastaneden almıştım. Ama hayır dedim. Bu yolda bacağımı kaybettiysem devam etmem gerekiyor. Öyle de yaptı. Fual yapabiliyorsun, koşuyorsun, üstüne yürüyorsun, korkutuyorsun, gardalıyorsun. Protez bacağından esinlendi. Kendine demir kadın dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla benzer durumda olan binlerce insana umut olmaya çalıştı. Demir kadar güçlü yüreğiyle olmayan bacağını, dökülen saçlarını mizah malzemesine dönüştürdü. Ne varmış yani şu aralardan kel olduğum gözüküyorsan? Ne varmış? Güzel oldu bence. Kanser bile mücadeleyi ondan öğrenmiş olacak ki hastalığı da ona sıkı sıkı bağlandı. 6'şar ay arayla tam 4 kez nüksetti. Ve sonunda akciğerlerine sıçradı. Demir kadın mücadelesine devam etti. Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda da çok konuştuğunda nefesini kesemezsin. Hani sen kimsin dedim. Hani. O yoğun bakıma yattığında milyonlar tek yürek oldu. Umudun simgesi Neslican'a destek mesajları yağdı. Ancak acı haber İstanbul'da yattığı hastaneden geldi. Neslican'ı kaybetmedik. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak bizimle beraber. Acılı annenin ise nefes almaya mecali bile yoktu. Yakınlarının yardımıyla otobüse güçlükle bindirildi. Neslican annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz 2 sene evvel Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman onu memleketimizde Rize'de gömmüştük. Cenazesinde bacağının yanına bedeni bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Ve 2 yıllık bu zorlu savaştan geriye söylenebilecek tek söz kaldı. Güzel uyu Neslican. Mücadelen çok güzeldi. Evet belki saçlarını kaybedeceksin ama vücudun o kadar kötü etkilenmeyebilir.